Yalçın Doğan, 10 Temmuz 2021 T24. Yeni Türkiye, türkü korkusu, madenci korkusu. Her yerde serbestçe söylenen bir türkü, Kürtçe bir türkü CEMO. TRT arşivinde var ve TRT'de kim bilir kaç kez okunuyor. O Kürtçe türkü CEMO, geçenlerde Halk TV'de her hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programında okunuyor. Okuyan CHP eski milletvekili Hilmi Yarayıcı. Okuyunca ne oluyor? AKP'nin muhalif medya üzerinde sallanan giyotini RTÜK harekete geçiyor. Görkemli Hatıralar programına 3 kez yayın durdurma cezası veriyor. O türkü 30 yıldır, evet tam 30 yıldır 1989'dan beri okunuyor. TRT arşivinde var, her yerde herkes okuyor. Ne cezası? Terörü övme cezası. RTÜK bu türküden dolayı programı 3 kez durdurma cezası verirken, CEMO'nun 2011 yılında terörü övmenin kanıtı olarak gösteren Anadolu Ajansı'nın bir haberine dayandırıyor. CHP'liler bu cezayı mecliste protesto ediyor. Harika bir protesto. Sesinin güzel olduğu bilinen CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu konuşma yapmak için kürsüye yürürken CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yerinde doğruluyor, "Türküler susmaz." Kayışoğlu da türkülerin susmayacağını mecliste AKP ve MHP'lilere kanıtlıyor. Meclis kürsüsüne çıkar çıkmaz Dadaloğlu'ndan patlatıyor türküyü. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Muhalefet meclisi alkıştan inletiyor. Dobra dobra böyle bir protestoya helal olsun. Aynı gün RTÜK, Halk TV'ye program cezası verirken bir başka program nedeniyle de para cezası veriyor. Ayrıca Tele 1'e, KRT'ye ve Fox TV'ye ceza verilirken o toplantıda Yüksek Kurula yandaş kanallarla ilgili tek bir dosya gelmiyor. 2021 yılının ilk 6 ayında RTÜK yine şakır şakır AKP'nin yanında. Muhalif kanallara toplam 22 ayrı ceza kesiyor, milyonlarca lira tutarında. Cezada bir başka terslik daha var. Kürtçe türkü nedeniyle terörü övüyor gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verilirken, acaba aynı türkü tesadüfen bir yandaş kanalda söyleniyor olsaydı RTÜK o kanala yine ceza verir miydi? Kaldı ki TRT'nin Kürtçe yayın yapan resmi bir kanalı yok mu? Türkünün Kürtçe olması gerekçe olamaz. Gerekçesi içeriği. Türküden korkulur mu? CEMO ve MEMO. Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından Kemal Bilbaşar, 1960'ların ilk yarısında arka arkaya 2 kitap yazıyor, CEMO ve MEMO. Her 2 kitapta Doğu Anadolu'daki aşiret düzenini bir aşk ilişkisi eşliğinde isyan duygularıyla olağanüstü bir heyecanla anlatıyor. Güzel Kız CEMO'nun öyküsü. Kitap 1967 yılında Türk Dil Kurumu Roman Ödülü kazanıyor. 2 kitabı da bir nefeste okuduğumu dün gibi hatırlıyorum. Türkü elbette anonim, yine de Bilbaşar'ın kitaplarından esinlendiğini düşünüyorum. Bunlar o kitap şölenlerine, zaman zaman kitaplardan esinlenerek yakılan türkülerin aşk ve isyan dolu duygularının şaha kalktığı özgürlükçü Türkiye'ye ne diyorlar? Eski Türkiye. Öyle söyleyerek bir anlamda tarihimizi, kültürümüzü, bizi biz yapan geleneksel değerlerimizi sözüm ona küçümsemeye çalışıyorlar. Ya yeni Türkiye? İşte yeni Türkiye'den son örnek size. Madenciler, aylardır haklarını alamayan Somalı madenciler. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerine geçen yıl söz verdiği 15 Ocak'a kadar sorununuzu çözeceğim dediği Somalı madenciler. 15 Ocak, 3 gün önce 7 Temmuz. Aradan 6 ay geçiyor. Verilen sözün tutulduğu filan yok. 6 aydır bekleyen madenciler Ankara'ya yürümek istiyor. Enerji Bakanlığı ile görüşmek istiyor. O kendi kendilerine övündükleri yeni Türkiye'de ne oluyor? Tıpkı Ankara'ya yürümek isteyen avukatlar gibi madenciler de Ankara'ya 30 kilometre kala polis tarafından durduruluyor, başkente girmelerine izin verilmiyor. Sorununuzu çözeceğim diye söz veren Süleyman Soylu'nun polisi 40 madenciyi kalkanlarla ve coplarla durduruyor. Somalı madenciler 8 yıldır haklarını alamıyor, toplamında 25 milyon liralık tazminat hakkı. Yeni Türkiye'de kim hakkını alabiliyor ki? Kim? Kurban olun siz eski Türkiye diye küçümsemeye çalıştığınız, her şeye rağmen hak ve özgürlüklere ulaşılan, büyük bir özlemle aradığımız, yeniden kavuşacağımız o güzel günlere. Şimdi aman iktidar elden gider telaşıyla bir türküden bile korkuyorsunuz.